Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 10R'ye sağlamlık testi yapıyoruz. Arkadaşlar videomuza devam etmeden önce bizler için çok önemli olan bir oynama var, sizlere ondan bahsetmek istiyorum. Kafa Topu 2 Google Play'de 2018'in en iyi oyunları listesinde aday gösterildi. Bizler de sizlerden bu oynamada desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kafa Topu 2'ye Google Play'in 2018'in en iyi oyunları listesinde oy vermek için açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bu konuda hepinizin desteklerinizi bekliyoruz diyorum arkadaşlar ve videomuza devam etmek için hareketimi yapıyorum. Telefonun hem incelemesi hem kutu açılışı kartlarda mevcut. Telefonu merak eden... Flaşı yandı bu arada. Can çekişeceğini biliyor galiba. Kartlarda mevcut arkadaşlar incelemeyle kutu açılışı oradan izleyebilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden hızlıca sağlamlığa geçelim. Arkadaşlar Çağdaş yanıma geldi. Kendisi gördüğünüz gibi bir... iddiası taşıyor ama önce bozuk para kardeşim. Herhangi bir sorun yok ön tarafta. Çentikle devam edelim. Evet, çentikte de herhangi bir şey yok Çağdaş. Aynen. Arkaya geçiyoruz. Arka taraf iPhone 10'la aynıydı. Arka tarafta da bir sorun yok arkadaşlar. Merak ettiğim taraf yan taraflar. Hiç bastırmıyorum arkadaşlar hatta neredeyse. Direkt gidiyor. Cebe koyarken epey dikkat etmekte fayda var. O piti piti. Bunu seçtim. Camlar zaten... Hiçbir şey olmuyor ya. Olacağı da... Yok yani, sıkıntı yok. Bozuk parayla giden çerçeveler bıçakla ne olur siz tahmin edin. Toz toz kalkıyor. Vallahi inşaat aynen tozu gibi bak. Yan taraflar şu bıçağın darbesiyle rahat bir şekilde çiziliyor. Yani hakikaten yan taraflara bayağı dikkat etmek lazım bu telefonda. Bence bir kılıfla kullanmakta fayda var. Eğer iPhone 10R alacaksanız şimdi sıradaki teste geçelim. Evet arkadaşlar, havuzumuz hazır. Her yerde Webtekno havuzunu kuruma yeteneğimiz var. Bakalım IP67 Webtekno havuzunda... Anam su buz gibiymiş. Dondum. Dokunmatik su altında çalışmıyor. Bunu da söyleyelim. Hazırız arkadaşlar. Yaklaşık bir 5-10 dakika geçti Çağdaş. Şuraya doğru sal. Toprak zaten. Allah. Evet çalışıyor ya, bir şey yok. Zaten aa, IP67 var. 1 metreye 30 dakika dayanıyor telefon. Yaktım. Aha kara delik. At telefonu at. Aha kapanmayan yara. Evet arkadaşlar kara deliğimiz kapandı ancak şurada... Mor delik kaldı. Mor ufak bir hüzme kaldı, o da gitti ya. Tamam. Yo var hala. Aynen gitti ya. Yoğun bilimsel araştırmalarımız sonucunda bunun gittiğine karar verdik. Arkadaşlar vallahi öyle gözle görülen bir yamulma yok. Belki milimetrik bir şey vardır ama dayanıklı ya, fena değil. Sağlam yapmışlar. Sağlamlık testlerinde en sevdiğim yer arkadaşlar düşürme testleri oluyor. Genelde öncelikle bir cep hizasından bırakacağım. Çok güzel bir yorum gördüm sizlerden bu arada. Kameranın kendi ağır çekimini de açın abi. Alabilirseniz onu alın dediniz. Sizin için tabii ki de bunu da yapacağım arkadaşlar. Ağır çekim kayıtta. Ekran aşağı bakacak şekilde cep hizasından bırakacağım. Bıraktım. Valla görünürde çok bir şey yok. Cep hizasından atarken rastgele bıraktık arkadaşlar ve şu yüzeyi geldi telefonun. Herhangi bir şey olmadı. O yüzden kulak hizasından düşürürken birazcık daha cama abanmaya çalışacağız. Çünkü bu testleri bir kere yapıyoruz. Olursa olur, olmazsa da olmaz. Telefon sağlamdır diyoruz zaten. Kulak hizasından bırakıyorum. Wow. Aa telefon kapandı. Telefon kendini yeniden başlatıyor. Başlattı hatta düştükten sonra. Şurada çok ufak çizikler oluştu. Ekranda ufak tefek şurada mesela bir vuruk var arkadaşlar. Ama genel olarak kulak hizasından cama doğru düşmesine rağmen sağlam. Arkadaşlar galiba telefonun arka kamerası gitti. Biz bir kayıt daha alalım diyorduk. Arka kameraya geçemiyoruz ya. Ver abi bir şunu. Çağdaş ateli kasaydın bu. Ne yapıyorsun ya? Hah vurunca düzelir. Bile tükürdün, iyi oldu.
Tu. Senin gibi telefonu. Hazır mıyız? Hazırız. Kamera bildiğiniz gitti. Ön kamera çalışıyor. Tamam, ön taraf fotoğraf çekiyor, bir sıkıntı yok. Şimdi arkaya geçiyorum. Böyle kalıyor arkadaşlar. Top zavzen. Arka kamera elveda dedi. Tabii ki de ben yine de bu telefonu böyle bırakacağım. Bakalım arka taraf sağlam mı değil mi? Kesinlikle düşmelerden sağlam çıkıyor telefon ama belli bir haddeye kadar kamerası... Belki kamera düzenmiştir. Bakayım. Yok, ön kamera çalışıyor. Arka tarafta... Işık yok. Şimdi finale geçiyoruz arkadaşlar. Bir ürün sipariş ettik final için. Henüz gelmedi. Siz tabii 2 saniye sonra izleyeceksiniz. Ancak biz yarını bekleyeceğiz o kısmı çekebilmek için. Şimdi oraya hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar, bir gün geçti, beklediğimiz kargolar geldi. Ahan da burada. Yalnız şunu belirtmemiz lazım. Birincisi, bunu kesinlikle evde denemiyorsunuz. İkincisi zaten deneme şansınız çok düşük arkadaşlar. Zira alırken kurumsal bir kimlikle almanız gerekiyor. Aynen, öyle, öyle eli kolu sallayıp internetten direkt satıp alamıyorsunuz maalesef. Alamıyorsunuz. Aslında bunu daha önce yabancı kanallar birkaç sefer yaptılar, hatta yıllardır yapıyorlar. Aynen öyle. Aslında bu bir yanardağ. Yapay bir yanardağ. Bir yanardağ oluşturacağız ve şimdi artık hazırlıklara başlıyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar, yanardağın sonuna geldik. Siz de görüntüleri izlediniz. Biraz kokuyor. O normal. Arka kamerası bozulmuştu. Artık her şey bozuldu. Artık şu an belki çalışıyordur. Lan çok sıcak lan. Harbi mi? Oo. Patlamasın oğlum. Su mu tutsak? Tutalım. Evet arkadaşlar, telefon çalışmıyor. Normal olarak pertingen. İlla o ekranı bir sökeceğim değil mi Çağdaş? Abi ne var içinde? Ne çıkabilir Çağdaş? Balık çıkacak içinden. Böylece iPhone 10R sağlamlık testimizin de yavaş yavaş sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu bir aleve atarsak, alev değil yanardağın içine. Yanardağı atarsak. Atarsak bozuluyor telefon. Bunu da kanıtlamış bir olduk böylece. Bu bir prodüksiyondur. Bu bir aynen gösteridir. Öyle. Bu bir şovdur. Bunu bir film gibi düşünmenizi istiyoruz. O zaman bunu bir gömelim buraya. O zaman bunu bir gömelim artık. Özetle bence telefon bir tık sağlanmış arkadaşlar. Evet, bunu bir tık sağlam ama SE de öyleydi. Ona da bir hatırlatma yapabiliriz. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Senin müzik kulağı iyi ya. Mutlu Ol Yeter'i bir daha bir yapsana. Bir tek dile. O mu? Aynen. Görüşürüz. Eyvallah.